sistem yönetememeye başlıyorsa, ne zaman sistemde kargaşa ve kaos oluyorsa 90'lı yıllar, Türkiye'nin yönetilememesi süreçleri, o yüzden Çakıcılar, Türk Bank ihaleleri hepsi ortalıkta. O yüzden susurluk skandalı, milletvekili, polis müdürü aranan işte meşhur kişi hepsi aynı arabada. Arabadan çıkan uziler, silahlar falan filan nasıl yüzleşiyorsak sistem o zaman da yoktu. O zaman Türkiye yönetilemiyordu. Şimdi de Türkiye yönetilemediği için Kötüler ortaya çık, sadece kötülükler değil. Bir taraftan kötülükler fışkırıyor, ama bir taraftan da kötüler ortaya dökülüyor. Evet. Herkes bir yerde bir şey yapmaya çalışıyor. Şimdi bir taraftan da e, sistem Levent içinden çatlıyor, çok açık ve net bir şekilde. Yani bu 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 yönetememe bu yarılmanın her birinin aslında bir bir sonucu da var. Sistemi yönetemese beraber çatlamalar başladı. Çünkü yani şimdi Tabii ki de kimi oy verdikleri, neye oy verdikleri önemli değil. Ama İkizdere'de AKP ve MHP ağırlıklı bir oy kitlesi var. AKP'li ilçe başkanı İkizdere'deki olayları eleştiriyor. MHP'li İkizdere'de belediye başkanı ona karşı bir şekilde bir cümle söylüyor. Parti falan filan önemli değil. İkiz çatlamış durumda ama esas orada çatlayan İkizdere'deki insanların gözünün içine baka baka ağaçları, dereleri, yolları gidiyor. Bugün haberleri vardı. ÇED raporu olmadan, hala tam ÇED raporu gelmeden oraları vermişler. Hala süren bir mahkeme süreci var. E, i̇ki gün arayla, bir gün evvel alabalık avladıkları o dere ertesi gün taşla doldurulmuş. Şimdi biz İkizdere'ye ne diyeceğiz? Cerrattepe'ye Tepe'ye ne diyeceğiz? Kaz Dağları'na ne diyeceğiz? Elimizden gitmiş Hasan Keyfe ne diyeceğiz? Buna buna Kötülük aynı zamanda da kötülerin ortaya çıkması bu konudaki her türlü aç gözlerin diyelim oraya aç gözüler her türlü yani düşünsene işte oradan altın çıkartacağız oradan taş alıp liman. ya dünya iklim krizinde kardeşim dünyada toprak yok ağaç yok bal yok su yok siz cerattepe'de ikizdere'de taş alacağız başka insanların hayatlarını çalıyorsunuz orada. Yok yani ama ne oluyor Levent hep aynı şeye geliyoruz. İnsanların çığlıkları, iş adamlarının, iş insanlarının ve güvenlik güçlerinin baskısı, iktidarın ve medyanın gözünü çevirmesi karşısında kaybolup gidiyor, duyulmuyor. Kaç kişi ikizleri için çığlık atıyor? Kaç kişi ya bir dakika oradaki toprağa, oradaki anaya, oradaki dereye, suya kıymayın diye kaç kişinin sesi çıkabiliyor? çıksa bile boğulup gidiyor ya AKP'nin bölge milletvekilleri gidip orada ya bir şey olmayacak falan demeye kalktılar ya. Ya nasıl göz göre göre gidiyor. Dolayısıyla çevreyi iş dünyasını sağlıkla ilgili konuları yeniden o organize suç Liderlerin ortaya saçılmasını bunların her birini bir taraftan yönetememe, bir taraftan kötülerin yönetememe yüzünden ortaya çıkması. Bir taraftan bütün bunlar sonucunda dağılmış iktidarlarını korkutarak. Yani en büyük istekleri o, korkun. Bak bizim kolluk güçlerimiz var, bizim yargımız var. Veya bizim sana, Selçuk Rezdoğa diğerlerine saldıranlar gibi adamlarımız var, korkun diyorlar. Ama şu da var, artık insanlar her geçen gün daha büyük kitleler bir dakika diyor, bir dakika. Sen benim köyüme geldin, ağacımı aldın, evime geldin. Uzun bu silahlarla evimi bastın, okuluma geldin, okulumda bekledin insaf. Ben özgürce demokratik haklarımı kullanamadım. Ha şimdi diyorsun ki döverim, fotoğraf çekmeyeceksin kamera. Kim dinleyecek ki bunu? Herkes gene çekmeye devam edecek. Ama ne yazık ki daha ağır şiddet gösterilere karşı çünkü genelgemiz var diyen hepsi demiyor biliyor musun? Ar ağlarında birkaç tanesi böyle akimleri onlar söylüyor. Türkiye'deki aslında ikidar e Levent e Metropolinde bir araştırması var aslında gördük. E, toplum içindeki meşruiyetini, e, desteğini her geçen gün daha ağır bir şekilde kaybediyor. En son işte Metropol'ün bu pazar seçimi olsa e, anketi, e, kararsızlar, protesto, cevapsızlar 9-15-21 ediyor neredeyse. 27'ye inmiş AK Parti'den sonra ikinci Büyük Parti. Yani kararsızın protesto edeceğim, cevap yok diyenler. %27'lere kadar inmiş bir AK Parti var, karar sıra dağıtılmadan 24 Haziran'da %42'lerdeydi, 2 sene evvel. Ve bu pandemiyi yönetemediği için bir taraftan, pandemiyi gözümüzün içine baka baka e, kendisi için, etrafındakiler için dokunulmaz kılıp, iç insanlarının kimileri için e, çalışmak zorunda olanları zorunlu olarak alanlarda maviye kalıları çalıştırıp, başka türlü bir sonuçla karşılaşmaya çalışıyorlar ve sonuçta bu da oluyor. Muhtemelen sen de şunu söyleyeceksin. İyi de kardeşim bak muhalefet de oyunu arttıramamış. aşağı gelmeyeceksin. <laughs> oradan devam ederiz. Ben şey oldum artık. Böyle muhalefet Yok. Öyle düşünmüyorum. Hani sen de efakta da bakıyorsun. Ondan diye. önce şunu söyleyeyim. Bütün bu söylediklerine ek olarak bir şey söyleyeyim. O da sadece bunlar değil bile yağma kültürü de var. Yani tamam hukuk yok. Disiplinsizlik, yönetememe, kriz kontrolden çıkmanın yanında Canavri ile bir ülkeyi yağmalıyorlar. Rize'de yaşanan, orada kadınlar öyle bir hale geldi ki kendi ülkemizi, kendi devletimizden, kendi iktidarımızdan koruyacak koruma haline geldik. Her şeyimizi, anayasamızı iktidardan ve devletten korumaya çalışıyoruz. Ormanlarımızı, kendi ülkemizi yöneten insanlardan korumaya çalışıyoruz. Paramızı, hazinemizi, merkez bankamızdaki paramızı, çocuklarımızın geleceğini öyle bir haldeyiz ki biz halk olarak ülkeye sahip çıkmanın yollarını arıyoruz. Rize'deki kadınlar yalnız, sahipsiz orada. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi iki tane nedeni var. Bir tanesi özgür bir basın olmadığı için o insanların sesini Türkiye'ye duyuramıyoruz. Bizi sadece bizi izleyenler haberdar oluyorlar. İkincisi bir yere odaklanamıyoruz. Yani o birliktelikle hani hepimiz kendi bulunduğumuz alanda ülkeyi koruma refleksi gösteriyoruz ya kimisi Rize'de, kimisi Kaz Dağları'nda, bir başkası diyelim ki Hatay'da, bir başkası Diyarbakır'da bulunduğumuz alanda hukuku koruyalım, anayasaya sahip çıkalım. Geçen hafta ne dedim burada? İçki yasağı meselesi içki yasağı değildir. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlamaktır. Bu bir anayasaya aykırı davranıştır. O yüzden anayasaya sahip çıkmak için tekel bayilerini dükkanlarını açmaya çağırıyorum diye böyle bir cümle kurmuştum geçen hafta burada hatırlıyorsa. Aynı şey Hekel bayisi açarak anayasaya sahip çıkacak. Öbürü işte Rize'deki kadınlar bak orada memleketlerine sahip çıkmak için. Şuraya bakar mısın? Bir, tar bir tarafta halk, bir tarafta devlet var. Ülkemize daha fazla zarar verme diyen halkla gözünü iş adamlarıyla beraber açgözlülük ka kaplamış bir iktidar var. Şimdi bütün bunları topladığımızda dediğim gibi, Ülkeye sahip çıkacak bir yaklaşım. Anket tamam. Ee, ama Murat şunu dikkat etmemiz lazım. Ee, ben oradaki kararsızların ve protesto oyunun çok çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Ee, muhtemelen çok birçok siyasetçi, birçok siyaset bilimci şöyle düşünüyordur. Sandık geldiğinde bu insanlar hayır öyle kalmazlar mutlaka gidip oy verirler diye. Öyle işlemiyor. Yani daha önce birçok... Ee, otoriter yönetimin olduğu ülkelerden edin, okuduklarımızdan gördüklerimizden edindiğimiz bir tecrübe var ki bu ayrışma, bu bölünme bu kimlik siyaseti bu birbiriyle bu güven duygusunun zedelelmesi otoriter yönetimin bir ülkede yaydığı en büyük kötülük insanları birbirine güvenmez hale getirmesidir. Dün, evvelsi gündü yanılmıyorsam Meral Hanım'ın Abertürk'te verdiği röportajda söylediği çok önemli bir cümle vardı. Sırf beni köşeye sıkıştırmak için, sırf bana hakaret etmek için artık Kürtlere, Kürt seçmene, Kürt halkına hakaret eder hale geldiler diye. İşte orada Kürt halkını küstürüyor, aslında ülkeyi bölüyor. Sırf iktidarda kalmak için HDP üzerinden, Kürtler üzerinden CHP yaptığı hakaret ya da İyi Parti'ye yaptığı hakaret burada bir güvensizlik, bir kopuş duygusu yaratıyor. Bir başkasında ayrı bir kopuş duygusu oluşuyor. Bir başkasında ayrı bir güvensizlik. Kimisi muhafazakar dindar kimlikli biri gördüğünde güvenmiyor. Bir başkası diyelim ki Alevi birini gördüğünde güvenmez hale geliyor. Bir başkası Atatürkçü birini gördüğünde güvenmez hale geliyor. Bir başkası diyelim ki başörtülü gördüğünde güvenmez hale geliyor. Çünkü her birimizin travmaları o kadar yüksek ki semboller üzerinden travmalarımızı hatırlıyoruz. Bunu niye anlattım? Şundan. Bu güven duygusu o kadar zedeleniyor ki seçimlere, otoriter yönetimlerde genelde katılım düşük hale geliyor. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Katılımın düşük olmasıyla beraber oyu en yüksek olan lider tekrar seçilme durumunda geliyor. Mesela buna birkaç tane örnek vereyim. Mesela Mısır'da bu son son mursi'den yani devrim şeyden e, Arap Baharı'ndan itibaren ondan önce biliyorsun mübarek falan katılımın anlamı yoktu Kim, ne?